Ama bazen çaresiz kalıyorsunuz. Mesela bu kadına olan ülkemizde ve hatta dünyanın her tarafında kadına olan şiddetten çaresiziz. Yani değişmesi için bir zaman ihtiyacı. Bugün başlasanız 20 yıl sonra belki değişim olacak bir şey, olay bunlar. Kadına olan şiddeti neye bağlıyorsunuz? Tamamen insanların psikolojisine bağlıyorum. Yani insanlar normal, sağlıklı yetişseydi kesinlikle şiddet uygulamazdı zaten. İçindeki öfkeyi insanlar bir şekilde kusacak. Nasıl kusacak? Şiddetle. Kadına olsun, hayvana olsun, doğaya olsun. Yani şiddet tamamen kabul edilemez bir şey. Ya insanın psikolojik rahatsızlıklarından gelen bir şey bu. Evet ama bu şiddeti kim yapıyor? Mars'tan gelmiyor bu insanlar. Tabii ki yanlış eğitimlerden, yanlış insanlar, anneler yani çocuklarını ters, yanlış eğitiyor. Ve toplum, nasıl diyeyim, toplum, kültür çok önemli. Toplumda kültür çok önemli. Kadın, kadın, kadın diye diye, mesela kadına şiddet, kadına şiddet diye diye şiddeti kendimize çekiyoruz. Evet çok gündeme Çok getirmiş. fazla gündeme getiriyoruz. Peki, Nevzat Hanım siz nasıl neye bağlıyorsunuz? Yani birçok faktör var aslında. İnsanların git mutsuzluğu olabilir. Bu işini kaybeden bir insan olduğunda içinde çıkmaz bir durumun oldu muydu? Evde bazı tabii sorunlar meydana gelebilir. Tabii ki erkekler fiziksel olarak biraz daha kadından güçlü olduğu için o dayak konusunda kadına işkence uygulayabilir. Ama bunun bir de tabii diğer boyutu var. Görünmeyen bir boyut, sözlü tartışmalar, tahrik edici şeyler, bu tahrik eden kadın da olabilir. Yani o yüzden çok zor hemen böyle bir hazır cevap vermek, sorun buradan geliyor veya sorunu şu şekilde Ya çözeriz diye. şöyle diyelim o zaman, Ortam tam düzgün olduğu zaman. sağlıklı yetişmiş insanlar hiç kimseye şiddet uygulayamaz. Ruhen sağlıklı olan bir birey kimseye kıyamaz. Ama İnsan olan insan. insanların hayatında öyle bir Ama olaylar yaşanıyor ki o mükemmel dediğimiz kişi bile hiç Ama beklemediğimiz bir birçok şeyi insan var yapabiliyor. O yine yüzden başkasına şiddet de uyguluyor. Kendisine şiddet de gidiyor intihar ediyor. O da bir şiddet yani. evet o ayrı bir konu. Yani İntihar vakası veya ya bu da çıkarabiliyorsunuz. çok, bu da çok. Bu da Gündelik tartışılabilir bir size konu. artan bir vaka, intihar vakası. Evet O ama tamamen... başkasına bir eylem uygulamak ayrı. Kendine eylem uygulamak çok farklı bir şey. O Ama ikisi kıyaslanmaz yani. şimdi Ama ikisi de demek istediğim ikisi de sosyal yani psikolojik rahatsızlıklardan kaynaklanıyor. işte o psikolojik rahatsızlıkları getiren şeyleri ortadan kaldırmak gerek. Gazetede bir yazı okuduğumuzda işsizlik sonucu böyle bir vakadan bahsediliyor. Televizyonda haberleri açtığımızda sosyolojik sorunlar, çevre baskısı, hani herhangi baskı, sorun, işsizlik böyle şeyler aslında insanları bazı vakalara sürükleyebiliyor. Evet, Bunu şimdi görmekteyiz. tabii ki yani şimdi bu erkekleri yani maalesef kendimin de aynı cinsten olduğum için erkekleri biz yaratıyoruz. Yani bunu yaratan bizleriz. Şimdi benim farklı bir bakış açım var. Kendimde eğitim programı verdiğim için yıllardır. Ben de şöyle bakıyorum. Bu erkekleri canavar kim yetiştiriyor? Şimdi müsaade ederseniz onunla ben de bir açıklık getirmek istiyorum. Şimdi yaptığımız araştırmalara göre bir çocuğun o canavarın aslında nasıl başlıyor? Canavar diyorum bütün erkeklere tabii istisna kaydı bozulmaz ama maalesef o canavardan bahsediyorum. O caniler aslında bir erkek çocuğunun ana rahmine düşüşten itibaren başlıyor. O zaman başlıyor aslında. Neden diye sorduğumuz zaman bizim toplum olarak işte bir kadın hamile kalıyor, o haber duyuluyor. Duyduktan sonra oh ne güzel çocuk geliyor. Erkek mi kız mı? Fark etmiyor. İşte orada başlıyor. Diye merak ediliyor. Sonra işte 3 ay sonra bizim kaynanalar, anneler işte ikide bir soru neymiş? Erkek miymiş, kız mıymış? Sonra işte doğum kontrol doktoruna gideriz. Sonra ekografine işte ilk sordu bir cinsiyeti belli mi? Cinsiyetin belli mi? Sonra erkek olduğu an hemen telefonlar ele alınır. Bütün aile haberdar edilir. Erkek evlat geliyor. Erkek torun geliyor.
bütün aile bayram havasında başlar. Mutluluk paylaşılır. Evet. Orada başlar. Ondan sonra devam ediyorum. Ondan sonra bu çocuk 7 ay, 8 ay imekler, yürür. Mahallelerde, Türkiye'de ve burada bakarız. Bir erkek çocuğu çırılçıplak gezer. Sıkıntı olmaz. Kız çocuğu mümkün değil. Sıkıntı olur. Erkek çocuğu çırılçıplak gezer. Hatta o organ o kadar önemli ki herkes sever o organı. Öyle. Evet. Sonra çocuk böğür. Böğür. Okula gitmeye başlar. Okula gitti mi de kız, erkek çocuklarımıza nasıl, okul nasıl, var mı bir kız, tanıdığın bir kız var mı, hoşlandığın kız var mı sorulur. Ama kız çocuğuna sorulmaz. Erkek arkadaşın var mı diyorlar mı? Aynen. Şimdi ondan sonra o çocuk böğür. Böğdükten sonra ona müthiş bir düğün yaparız. Sünnet düğünü yaparız. Padişah kıyafetleri veririz. Evet. Ve omuzlarda taşırız o çocuğu. Evet. Ve o çocuk şunu düşünür. Ha, bu organ çok önemli bir organ. Ve deriz, erkek oldun artık. Erkekle ilk adım attı. Ve o çocuk bunu karanlık köşesine yazar beyninin. Benim cinsiyetim çok önemli. Ben önemli birisiyim. Ben artık erkeğim. Devam eder. Çocuk mahallede kızlar görür. Annenin sorduğu ilk şey, hangi kız alayım sana? Çocuk ne der? Ha, ben karşı tarafa sormadan istediğim kızı alma hakkına sahip. Bu çocuk yine karanlık köşesine beynine yazar. Çocuk flört yapar. Flört yapar. Kız flört yaptı mıydı? Azar işitirir. Erkek flört yaptı mı? Gurur duyurur. Maalesef. Erkek çocuğu akşam saat 10'da gelir. Paşam hoş geldin, nasılsın denir. Kız çocuğu akşam 10'da geldi mi? Azar işitir. Ve size bir örnek vereyim. Ahmet 7 yaşında, ablası Ayşe 15 yaşında. Ayşe ablası kütüphaneye giderken Ahmet'e hadi oğlum ablan yanına git denir. Ahmet ne hisseder biliyor musun 8 yaşında? Ha, ben bu kızdan sorumluyum, ablamla ben sorumluyum, ben erkeğim. Ve bunu yine erkek kısmı beyninin en karanlık kuşuna yazar. Çocuk evlenir, düğünler yaparız. Ailede yemek yapılır, babayla oğlan masaya oturulur, anneyle kız kardeş kızı masayı düzenler, toparlar. Çocuk ne der? Demek ki erkek olmak hizmete açığız. Bize hizmet yapılması gerekir. Düğünlere gideriz. Erkek çocuğu erkeklerin yanında ilk önce yemek ona verilir. Kadınlar hizmet yapar. Yine o erkek çocuğu ne der? Demek ki biz erkeklere hizmet yapıyor. Bu böyle devam eder gider. İşte biraz önce söylemiştim, evet. Ya kültürel sorunlar. Ama bunu yaratan niye? Anneler ve babalar. Bizler yaratıyoruz. Şimdi bu Fransızca'da bir terim var. Hani cercle vicieux deniyor. Bu dönem bir daire yani. Kısır döngü diyelim. Kısır döngü. Yani erkek şiddet uyguluyor. Kadın devamlı ezik yetişiyor. Kendini geliştiremiyor. Kendini geliştirmeyen kadın da yine kötü örnek oluyor. Kötü çocuk yetiştiriyor. Bu sefer o yetiştirdiği çocuk yine kadına şiddet uyguluyor. Ya bu kısır bir döngü. Bu kısır döngüden çıkabilmemiz için tek bir çaremiz var. O da kadınlarımızı ve kızlarımızı eğitmek. Evet. Ama işte tabii o eğitime de açık olmaları gerekiyor. Ama mücadele yani etmesi lazım yani. Kadınların. Yani durduğu yerde gelmez kolay mi? Bu kolay bir savaş değil. Bu bir savaş. Maalesef evet. Savaş yani. Evet. Savaş kelimesini evet. Barış getirmek isterken savaş etmek gerektiğini gösteriyor. Bu. Ama tam anlamıyla bu şey savaşı değil. Toplu, tüfekli veya böyle kavgalı bir savaş değil. Kadınlarımızı önce bir sevmeyi öğretmemiz lazım. Ne olursa olsun. Çocuklarına önce bir sevgiyi. Çünkü sevgiden yoksun büyüyen çocuklar ileride ihtiyacı olan sevgiyi almadıkları için içlerindeki öfkeyi hep kusuyorlar. Kime kusuyorlar? Kime olursa. Gücü, hayvana, gücü, kadına, gücü kime yeterse. Her şeye. Gücü yetene doğaya, zaten. Çöp atıyor oraya buraya. Gücü yetene yani zaten. Kadın önce bir sevmeyi öğrenmeli. Yalnızca kadın değil, erkek çocukları için de aslında. İşte kadın yetiştirdiği doğru şekilde için. Sevgi anne görüyorlar. Anne yetiştirdiği doğru bir şekilde.